Reset. Merhaba. Jelly Bonlarım kanalınıza hoş geldiniz. Bir önceki videoda Acun Ilıcan'ın BTS'i getirilebilecek birisi olduğundan bahsetmiştim. Malum Melisa istediği için bir diziyi yeniden çekmeye başlamıştı. Ayrıca yakın bir zamanda verdiği röportajda Christina Aguilera'nın tüm dünyayı kasıp kavurduğu bir dönemde kızının Christina'nın fanı olduğu için Christina Aguilera'yı Türkiye'deki Var Mısın Yok Musun programına davet etmiş. 4 Grammy'li dünyanın en iyi seslerinden. Hatta Christina Aguilera ile beraber kızının bir gün geçirmesini bile sağlamış. Dünya çapında ünlü bir sanatçı, en popüler olduğu bir dönemde televizyon şovuna ve kızıyla bir gün geçirmesini sağlamak gerçekten çok büyük bir olay. Hepimiz Melisa'ya odaklanmıştık. Ancak Acun Ilıcan'ın Melisa ve büyük kızından hariç iki kızı daha var. Araştırmacı gazeteci Jelly Bonumuz dedektif oldu ve bunlardan Yasemin Ilıcan'ın TikTok hesabını buldu. Melisa daha 7 yaşında olduğu için onun K-pop sevmesi biraz zorken, şu an 14 yaşında olan Yasemin Ilıcan'ın sosyal medyadan ulaşılabilir durumda olmasıyla kendisine BTS'den ve K-pop'tan bahsedebilirim diye hemen takibi aldı. Ve geçen günlerde Yasemin Ilıcan TikTok üstünden canlı bir yayın açtı. Canlı yayında gelen sorulara cevap verdiği bir anda ben de hemen K-pop ve BTS ile ilgili K-pop soruları sordum. Yasemin. K-pop mu? K-pop. Gösteririm. Şu mesela Blackpink. Kore müzikleri. Dinlemiyoruz BTS falan. Soruları sordum. İşte böyle Jelly Bonlarım. Anlayacağınız kendisinin K-pop ile uzaktan yakından bir ilgisi yok. Ne diyelim, belki zamanla oluşur. Ama bizim iş şimdilik Allah'a kaldı. Hepinizi çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın Jelly Bonlarım.